Sen nasılsın? İyiyim. Zengin kalkışı. Evet. Evet. Nefes nefese ama çok mutlu. Surata bak, surata. Az önce bir polis arabası geldi yanımıza. Bizim hakkımızda şüpheli araç ihbarı yapılmış. Öyle ihbar etmişler biz. Sosyal medya canavarı. Hemen arkama döndüğüm gibi telefonu almış eline. Ya telefonu evet elime aldım da gelen mesajlar vardı, onlara baktım. Kahvelerin dumanı çok güzel tutuyor. Evet. İlk ağzıma girmiş. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir. Ben de iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Bir yanına geleyim bari. Gelin. Evet. Şöyle koyayım mı? Evet olur. Şunları alayım şöyle. Hoppa. Size de merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün evde ağırlıyoruz sizi. Evet. Gezmiyoruz. Niye öyle kaldın aşkım? Konuya girsem... Konuşsam mı konuşmasam mı diye çekince de kaldım mı biraz? Ya sen o videoyu zaten kullanacaksın, o yüzden geç onları. Evet, çok güzel bir yere geldik Gaziantep'te. Bu Gaziantep'te 3. mü? 4. günümüz. 5 bile olabilir mi? 4. günümüz. Dün 3'tü, bugün 4 oluyor zaten. Çok gezmedik henüz Gaziantep'te. Neden gezmedik? Anlatmak ister misin? Ben gireyim mi o konulara? Tolga az önce ta 3 ay sonra şeyleri bile anlattı da, planları. Evet, tüm güzergahı vesaire her şeyi anlattım. Ondan sonra ortalığı çok karıştırdım. O yüzden videoyu tekrar çekiyoruz. Tolga bir başladım. Merhabadan başlayıp buradan biz daha Antep'i gezmedik işte, bahsettiğim gibi 3. ya da 4. gündeyiz. Evet. Şırnak'a gitti, Hakkari'ye gitti. Neden oraya gitmediğimizden bahsetti. Halbuki daha Antep'i gezmedik. Kaleyi gezeceğiz. Evet, Antep'te sadece bir önceki videoda izlediğiniz gibi Mozaik Müzesi'ni gezdik. Şimdiye kadar gezeceğimiz şehir merkezinde kale ve civarı var. Antep'in içinde yaklaşık 21 taneydi değil mi? Müze ve gezip görülecek yer var, evet. Merkezde sadece. Ama işte malum hava şartları dolayısıyla yavaş ilerlemek için Antep'te biraz saldık. 2 gündür dinleniyoruz. O yüzden evet, gezmedik hiçbir yeri. Şimdi de çok güzel bir yere geldik. İçimizden birisi bu yeri çok seviyor. Kuyruğun şeklini görüyorsunuz zaten şu anda. Evet. Ne oldu? Ne oldu Max? Senden bahsettik, evet. Şimdi hep beraber dışarı çıkacağız. Değil mi Max? Hadi gidelim mi? Gidelim mi? Hadi. Hadi gidelim. Kahvelerimizi hazırladık. Şimdi Max'i dışarı çıkartıyoruz. Hep beraber. Hep beraber geziyoruz. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim eşek sıpası. Haydi. Zengin kalkışı. Oo, birileri daha gelmiş, birileri daha gelmiş. Hepsi gelmiş, herkes Max gelmiş. Niye bu kadar sevindi? Şimdi sen Max'le beraber geç istersen önce aşkım. Tamam. Ben sizi camdan göstereyim. Hı? Evet, geldiğimiz yer Gaziantep İbrahimli bölgesinde bir köpek parkı. Max burada bir sürü arkadaş edindi. Koca göbeği erimesin diye çok koşturmadı. Ama çok eğlendi. O yüzden burada kalmayı tercih ettik bu sefer. Ki sabahtan akşama kadar Max sürekli dışarı çıkıp içeri giriyor. Çok güzel bir park alanı yapmışlar. Büyük ırklar için bu taraf, küçük ırklar için hemen şu yan taraf. Kaka poşeti var, çöp kutusu var, oyuncaklar var içeride koşturmaları için. Ve iki orta alanda da sahiplerinin oturmasını sağlayacak masalar var. Merhaba. Merhaba. Bıraktı seni gitti hemen. Çek tabii. Arkadaşları var baksana. Ben o zaman kahveleri alıp geliyorum. Olur. Hadi gel. Pati ver. Diğeri. Bu ne bu? Yayılarak. Böyle bir şey yok. Tut güzel. Tut güzel, atıyorum. Max'in topu varmış, topu varmış, Max'in topu varmış, topu varmış. Bırak, bırak, bırak. Atayım mı? Atayım mı? Getirecek misin? Kararlı mısın? Koş. Evet. Evet. Yeni arkadaşlar. Max. Bir sürü arkadaş gelmiş Max, değil mi? Ne yapıyorlar Max? Yaramazlık mı yapıyorlar? Yaramazlık mı yapıyorlar Max? Atla. Baba. Yorgunluktan bitmiş bir Max. Arka tarafa atlamadı bile. Nefes nefese ama çok mutlu. Surata bak, surata. Hadi arkaya. Hadi atla. Gel. Hadi. Gel, mama vereceğim. Hadi. Uç. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Evet. Akşam oldu ama Max oynamalara doyamıyor. Yeni arkadaşları geldi. Daha önce de karşılaşmıştık. Dion geldi. Ben de dışarıya kahve servisine başladım. Hava soğuyunca bari madem dışarıdayız bir kahve keyfi yapalım. Merhaba Cem Bey. Merhaba Gülden Hanım. Nasılsınız inşallah? Çok teşekkür ediyorum inşallah. Sizler nasılsınız? Çok şükür maşallah. Maşallah maşallah. Evet karavan diyorum pardon. Şöyle döndüreyim bir dakika. Evet, Köpek Park'ın oradayız bugün. Yani dünden beri buradayız. Max bol bol oynadı. Dün o kadar çok yoruldu ki yattığı yerden kıpırdamadı. Hatta gece tuvaletine zorla çıkarttık yani uyandırarak. Şimdi hala arkada. Bakayım gösterebiliyor muyum? Ağaç altında top aldı bir tane. Topla oynuyor. Biz de bugün Antep Kalesi'ni gezmeye gideceğiz. Evet, onun hazırlığını yapıyoruz. Evet, bulaşıkları yıkadım. Onlar kururken ufak ufak etrafı topluyoruz. Az önce bir polis arabası geldi yanımıza. Evet, şüpheli araç ihbarı yapılmış bizim hakkımızda. Dur, duyulmayabilir. Bir daha söyle çevireyim. Dışarıda sesler var ya. Bizim hakkımızda şüpheli araç ihbarı yapılmış. Birkaç gündür buradalar, hareket etmiyor falan diye. Halbuki daha bu sabah aracın yönünü değiştirdik. Biraz şöyle kayar mısın? Yüzüne güneş patlıyor. Evet. Evet. Birkaç gündür burada yani 2 gündür buradayız. 2 gündür buradayız. Hatta bu sabah aracın yönünü değiştirdik. Bir misafir ağırladık sabah kahvaltıya. Max'in burada tanıştığı arkadaşlarının bir annesi. Ondan sonra Polis memurları geldi, dediler şüpheli araç işte, araç hareket etmiyormuş, kapıyı tıklıyor. Kapıyı tıklamak değil, sen onu fark etmedin, şoför kapısını açmaya çalıştı direkt bu taraftan geçen. Ondan genç sonra polis açtı, bizi görünce zaten bir şok oldular. Bir de bu arada biraz geri çekileyim bir dakika, göstereyim ben. Bir de bu arada bu kapımız açık ama arkadan geldikleri için fark etmediler. Yani öyle. Birisi bizi şüpheli araç olarak ihbar etmiş. Ne yapıyorsunuz burada dediler. Bu şöyle deneyim. Pek parka ama burası diyor. Ne yapıyorsunuz burada dediler. Max de içerideydi. Evet. Max'i tutuyorum tabii onların üstüne atlamasın diye. Dedik köpek parkı. Köpek. Sonra şey dedi polis. Ha. Tamam o zaman bir şey yok falan dedi. Öteki polis arkadaşa seslendi. Şey değil, şüpheli araç değil, boşuna aratma diye kimlik sorgulaması yaptı. Tam o zaman sorun değil dediler, gittiler. Nereden geliyorsunuz falan dediler işte. Ya muhtemelen birkaç gün aynı yerde kaldık. Bir de biz dışarıda oturmadığımız için parktayken karavanın kapısı kapalı. Biz içerideyken de az da olsa çekiyoruz ve arka taraftan gözükmüyor. Belki geçen birisi arka arkaya görünce bu araç burada duruyor ya tek başına. Aşağıdaki esnaf bile demiş olabilir. Ya yukarıda bir araç var, bir baksanız onu kimdir nedir diye. Sürekli olabilir. Aynı yerde olunca böyle iki gün. Öyle ihbar etmişler biz. Şüphelenmişler bizden. Korkmayın, biz bir şey yapmıyoruz kimse. Biz iyi insanlarız. Öyle olduğumuz, öyle olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bugün gideceğiz Antep Kalesi'ne. Evet. Şöyle hani size demiştik ya bir önceki videolarda 21 tane müze var. Gerçekten her şey müze açılmış burada. Biz de eleme yaptık çünkü hepsini birden gezemeyiz. Fıstık Müzesi var, Oyuncak Müzesi var. Var da var yani. Aklınıza ne geliyorsa müzesi var onların. Biz tabii daha tarihi yerleri gezmeyi sevdiğimiz için. Bak, karavan gidiyor. Karavan değil o, kamyon karavan bu arada. Değil, çöp kamyonu evet. Ondan sonra kale tarafına gidelim dedik. Orada kalenin alt sokakları falan güzelmiş. Burada... Bedesten Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, kale ve yakında bir iki yer daha var. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Oraları gezeceğiz. Bakalım. Bulaşıklarımızın kurumasını bekliyoruz. Evet. Masal Park'a geri döndük. Şimdi buradan o tarafa doğru yürüyeceğiz. Bedesten artık önümüze ne gelirse gezeceğiz. Kalenin altının üstüne getireceğiz. Hadi hep beraber gidelim. Evet. Neredeyiz? Bayaz Han'dayız. 1909'dan beri varmış bunlar. Evet, müze depremden dolayı kapalıymış. Restoran açık. Bayaz Han diye geçen yer aslında han gibi değil. İçeride restoranlar var sadece. Evet. Müze girişi dışarıda yan taraftaymış ama orada da depremden dolayı tadilatta olduğu yazıyor. Sen içerisinde göremedik. Devam. Antep'in sokakları şöyle yapıyorum. Evet. Kareye kimseye almadan. Antep sokaklarında kaybolmaca. Ama aslında şurada yürüyoruz. Aslında arkası cadde. Ne demiş? Tam. Burası Gaziantep Panorama Müzesi. Gaziantep'in kurtuluşunu anlatıyordu. Evet, Gaziantep'in kurtuluşunu anlattığını söylediler. Biz de daha girip bakmadık. Çok da incelemedik. İçeride bakacağız her şeye. Giriş 30 lira, kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Öğrenci ya da öğretmenlik bir durumunuz varsa fiyat değişkenlik gösterebiliyor. Bak benim bildiğim Doğu. Senin bildiğin Doğu onlarda kalmış. 1900'lerde kalmış. 11.000 yıllık yaşam sürekliliği diyor. Milattan önce 10.000, 5.200. Neolitik çağdan kalma taşlar. Büyüklerin dönemi. Evet. Girdiğiniz alandan da Antep'in haritasını görebiliyorsunuz. Türk Mahallesi, Hayki Müslüman, Kazan, Soğanlı Bucağı, Tepebaşı, Hayki Zilmiyan. Allıklı mağara diye bir yer varmış orada, Türk mezarlığının yanında. Sumaklı taş ocağı varmış. Tabii, evet, turistik yerleri falan da işaretledikleri için harita gayet başarılı. Karşıda bak çağlardan başlıyor. O paleolitik çağ. Paleolitik evet. Çağın da öncesini isimlendirmişler orada. Avcı toplayıcı topluluklar. Yine avcı toplayıcı ve iklim ılımı anlaşması ve ilk yerleşim ve üretim bulguları. İlk köy yerleşimleri, tarım hayvancılığa dayalı ilk üretim, matufyan kültürü, bakır yaygın kullanımı, artan nüfus ve büyüyen yerleşmeler. Ubeyd kültürü, Uruk kültürü. Evet. Erken Türk çağında da krallıklar başlamış artık. Gaziantep'te Urşum Krallığı başlamış, Akad İmparatorluğu başlamış. Amuzu Krallığı, Hitit saldırıları, Halep'in yağmalanması ve Urşum'un kuşatılması. Yanhat Krallığı hakimiyeti. Orta Tunç çağındaki görseli hatırlıyor musun? Kilis'teki evet. Müzede gördük biz onu. Evet. Çok benzerini ya da. Onun çok benzeri Kilis'teki müzede var. Üstünde bir hayvan figürü var. Evet. Genç... Bir şey aslında şu kadarcık. Evet, ufacık, şu kadarcık. Genç Tunç çağında da Mitanni Krallığı, Hitit İmparatorluğu'nun hakimiyeti, deniz kavimler göçü ve bölgesel kriz. Sonrasında Demir Çağı, yani Karanlık Çağı, demirin yaygın kullanımı. Sonrası... Asurlar, zaten... Babiller, Persler, hepsi gelmiş bu Demir evet. Çağı'nda. İskender İmparatorluğu, Seleukos. Milattan önce 3. yüzyıl, ama gene. Sonra Roma, sonra Bizans. Sonra savaşlar. Sonra Osmanlı, sonra biz. Ve tabii ki sonunda modern çağda Türkiye Cumhuriyeti. Yazıda ne yazıyordu? Onlar yıktı. Bunlar savaşlarla yıkılan binaların görselleri. Ufak ufak içeriye doğru devam edelim. Size biraz önce yukarıdan gösterdiğimiz haritanın içeriğiyle ilgili bilgiler var burada ve şöyle bir bilgi de soracağım size. Bakın, o dönemde Türk cephesi ve Fransız cephesi, hendekler ve sınır hattıyla belirtilen bir düzenek var. Hemen onu da size şöyle gösteriyorum. Burada mezarlarının buradan başlıyor. Kırmızı olan Türk cephesi. Şu Hacı'nın taş ocağı ile birlikte başlayan da Fransız cephesi. Siyahlıkta sınır hattı. Böyleymiş. Ve hemen bildiğinin arkasında da kale. Şimdi Gülden ne yapıyor? Ne yapıyorum ben? Evet. Ne yapıyor? Sana soruyorum. Ne yapıyor? Antep'i geziyorum. Bak şimdi. Evet. Kaledeyim. Kalede. Hop Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'tayım. Hop buradayım. Çok fena geziyorum. İlden ile atlıyorum birden. İlk uçan insanı gördünüz biraz önce. Antep Kalesi'nden Kahramanmaraş'a. Bir adımda geçtim yalnız. Nutuk ilk baskıymış bu. Evet. 1927. Atatürk'ün yazdığı ilk baskısıymış Nutuk kitabının. Saniye Öğücü şey yapmış, hediye etmiş. Evet, bu da Saniye Öğücü'nün İstiklal Madalyası. Oradaki haritada Kamil Efendi'ye ait araziye işlenmiş mahsul durumunu gösteren haritaymış. El çizim. Yalnız Nutuk efsaneymiş. Şu anda belge salonuna ve telgraf salonuna giriyoruz. Şuradaki görsel Mustafa Kemal Atatürk'ün kilise ilk girişini simgeliyor. Bu bölümde de Atatürk'ün el yazısıyla yazılmış Ayın Tap'a gönderilen belgeler. Onları görebilirsiniz komple. Evet, burası telgraf ve belgeler bölümü. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın dayana kalan İngiltere, Halep'te fazla asker ve hayvanları bulunduğundan yalnız kışı geçirmek ve yaşı hususunda sıkışmamak bahanesiyle 17 Aralık 1918'de Antep'i işgal eder. Öncelikle telgrafhaneye el koyarak hükümetin resmi şifresini yasaklayan İngiliz işgal güçleri komutanı Antep'in tüm haberleşme araçlarını etkisiz hale getirmeye çalışır. 1918'de işgal edilmiş, 1920'de Sivas Kongresi'nin toplandığı günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın gönderdiği genelgeler, müttefiklerin sözde iyi niyetlerine inanan mutasarrıf Celal Bey tarafından saklanmakta ve kimseye gösterilmemekteydi. Peki şimdi kim kimdir? Who is who? Bakalım bakalım. Sağdan başlayalım değil mi? Evet. İngiliz koloni yazlık kıyafeti, İngiliz koloni sömürgeci subay yüzbaşı üniforması, Ermeni çeteci kıyafeti, Fransız Ermeni lejyonu. Gelmişler beyaz beyaz savaşmaya. İşte Fransız Yabancılar Lejyonu, Fransız Yabancılar Lejyonu yüzbaşı kıyafeti. Bunlar da sırasıyla Fransız Kara Kuvvetleri, Fransız Afrika, söylemiyorum. Bazı ahanda bunlar işgalciler. Çok da mühim değiller. Aynen öyle. Evet, bu arkadaşlar da bunlar da Kuvayi Milli askerlerimiz. Aba altından sopa göstermektedir. Abadan gelmiş. Evet. Antep Türk Kuvayi Milliye bak. İşte efsane bunlar. Böyle beyaz kıyafet giyerek olmuyor işler. Al bak. Ayet yazılı gömlek. Oo. Gömleğin üzerinde ayet ayetler yazılıyor. Ben biraz önce cama girdim de. Bu ara müzelerde kendimizi kaybediyoruz. Önceki müzede alarm çaldırmalar. Vallahi billahi. Hatay'daki ilk Kurşun Müzesi'nde de görmüştük ne kadar imkansızlıklarla yapmışlar silahları. Aynen öyle. Diğerleri oymalı marmalı, şişli pişli. Arkada da yine kama ve kılıç türevlerini göstermişler. Toplarımız. Burada da yine Kafkas kaması, Osmanlı kılıçlarının şekillerini göstermişler. Şurada çeşit çeşit top mermileri, yine kamalar vesaireler, gülleler. Şunun aynısından bizde vardı biliyor musun? Dürbünü mü? Dürbünü. Tek gözünün merceği yoktu. Aynısından vardı bizde. Silahlara bak ya. Evet, bıçaklar var. Yanındakine bak. Evet. ABD yapımı Springfield M1903 tüfeği. Şuymuş. Mauser diğeri de. Merkez Kumandanı Kilisli Arslan Bey, Şehit Yolası'nın oğlu Muhammed Ali, ayakta dikilen Şehit Şahin Bey'in oğlu Hayri ve yerde oturan Mehmet Ali Efendi'nin oğlu Şehit İsmail. Antep savunmasında cephede savaşan müdafipler dışında şehir içinde büyük yaralıları gösteren ve yaralıları tedavi eden kadınlar. Antep savunmasında siviller. Şehir 27 semte ayrılmıştı. Her semtin kadrosu yaklaşık 100 kişiydi. Yadigar-ı Misaki Milli Tablosu 1922. Savaşı'nda Antep bölgesinde yaşanan çatışmaları konu alan görseller, halkın direnişi, mağaralara saklanan insanların açlıkla mücadele edişi, farklı bir atmosfer gerçekten. En çok tabloyla anlatım olan müze burası, gezdiğimiz galiba değil mi? Tablolarla. Evet, aynen. Ve birkaç öteye de tablolar devam ediyor. Evet. Biraz önce Gülden'in okumaktan bize cevap veremediği tablo. Evet, 26 Ocak mıydı? 26 Ocak 1933'te Atatürk bu tabloyu görmüş. Yani o 1933 yapımıymış bu tablo ve şu anda müzenin bulunduğu yerde askeri garnizon varmış. Burada sergilenmiş bu tablo ilk defa. 90 yıllık tablo. Kaç yılında sergilenmişti? Kaç yılında sergilenmişti? 1933. 33. Hani 20'miş gibi aklımda kalmış. Hayır 33. Dışarıdan gıda gelmeyince şehre, işgali dolayısıyla yiyecek bir şey bulamayınca çekirdek yemişler, tohum yemişler aslında. Tohum yemişler. Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, bütün vatanı kurtardılar. Çevirmişiz milli mücadele. Kurtuluş Savaşı. Milli mücadele. Çamura varana kadar gerçek. Beni yanından ayırma. Polatlı, Ankara, Konak, İzmir. Şehitlikler var. Evet. Şahin Bey demiş ki 15 Ocak 1920'de Antepliler müsterih olunuz. Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez. Odun pazarında ölmüş bir atın peşinden bilen parça el alabilmeye çalışan kadınların durumu açlığın hukuklarını anlatmaya yetiyor. Haksız işgallere karşı binlerce Antepli bir araya gelerek protesto mitingleri düzenlediler. 26 Nisan sabahı Fransızlar mağara başındaki Türk siperlerine topçu desteği alarak tank saldırısı gerçekleştirmiştir. Seyit Efendi'nin politliği köyünden attığı çeyrekler. Hürriyete kanat çırpan Ayıntap'ın gazi güvercinleri. Haberleşmede güvercinleri çok fazla kullanmışlar. Evet sevgili dostlar, Antep Panorama Müzesi'ni gezdik. Burada çok fazla vakit harcamışız. Evet, saat... Aslında çok daha fazla yer gezecektik ama tesadüfen fotoğraf çekerken bir baktım müze kapanmak üzere neredeyse şu anda. Evet, hem müze kapanmak üzere hem Max'e yetişmemiz lazım. O yüzden Antep Kalesi'ni bir sonraki videoda göstereceğiz size. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.